Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde oluşturduğumuz layout'ta kullanıcıdan aldığımız verileri bir share preference dosyasına yazmayı ve bu dosyadan verileri okumayı göreceğiz. Hatırlarsanız bir önceki derste layout'umuzu oluşturmuştuk. Ben main activity'de burada kullanacağım edit text ve text view'ların initialize işlemlerini yaptım. Bunları onCreate'i karışıklaştırmasın diye bir farklı bir metodun içine aldım, init diye. Bu metodun içini burada oluşturduktan sonra metodu sadece burada çalıştırdım. Artık burayı böyle kapatıp temiz bir görüntüye sahip olabilirim. Şimdi gelelim buraya. Buradaki kaydet butonuna tıklanıldığında kullanıcının yazdığı verileri ben bir dosyaya kaydetmek istiyorum. Buradaki kaydet butonu gördüğünüz gibi Save Account Data ve Load Account Data diye iki tane metodum var. Önce şunları Alt Enter deyip Main Activity'de oluşturayım. Aynı şekilde Load'u da yapalım. Bu butona tıklanıldığında ben ne yapacağım? Bir Share Preference dosyasına kullanıcının aldığım verileri kaydetmeye çalışacağım. İlk olarak ben bunu Activity düzeyinde yapacağım için, yani burada oluşturulan dosyanın sadece bu aktiviteye özel bir dosya olmasını istiyorsam kullanacağım metot neydi? Get Preferences. Get Share Preferences deyince biz dosya adı verip bunu uygulama düzeyinde yapıyorduk. Get Preferences dediğimde sadece bu aktiviteye özel bir dosya oluşturacağımı söylüyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir dosya adı beklemiyor bende. Sadece mod bekliyor. Yani bu dosyanın modu ne olacak ve ne demiştik? Sürekli olarak biz private modda dosyalarımızı açıp okuyacağız. Bunu demek için şöyle mod private diyebileceğiniz gibi bu aslında nereden geliyor? Context.mod private'dan gelebiliyor. Şimdi baktığınız zaman get preferences'a ne diyor? Bir share preferences'ı retrieve eder, yani alır diyor. Yani geri dönüşü neymiş? Share preferences. Bundan dönen değeri ben share preferences içine atıp buna da share preferences diyelim. Böylece hafızada, yani pardon, işte storage'da, diskte böyle bir dosyanın örneğini ben bunun içine attım. Olmasa da eğer yoksa oluşturuluyor, varsa var olan dosyayı kullanıyoruz bu sayede. Daha sonra buraya geliyorum ve de share preferences nokta editör deyip bir tane editör oluşturuyorum. Bu editör sayesinde ben ne yapacağım? Şurada ele aldığım share preferences'ı editleyeceğim. Umarım burası anlaşılmıştır. Bir editör nesnesi oluşturuyorum. Bu editörü oluşturma amacım ilgili dosyayı editlemek, düzenlemek, değiştirmek diye düşünebilirsiniz. Ve daha sonra yaptığım işlemlerden sonra editör nokta apply ile de yaptığım değişikliklerin kaydedilmesini istiyorum. Aynı şekilde editör.commit diyerek de işleminizi yapabilirsiniz. Aralarında ufak tefek farklılıklar var. Gördüğünüz gibi apply herhangi bir geri dönüşü olmazken commit dışarıya boolean bir değer dönüyormuş. Yani eğer bu işlem başarılıysa true dönüyor, başarılıysa false dönüyor. Siz bunu bir if clause'un içine alıp ilgili işlemleri yapabilirsiniz. Ayrıca apply farklı bir thread üzerinde çalışırken commit aynı thread'de çalışıyor. Böyle ufak tefek farklılıkları var ama şu an için ben apply'ı kullanacağım ve istediklerimizi apply komutuyla ne yapacağız? Onaylayıp dosyaya kaydedeceğiz. Şimdi dosyaya kaydederken ne yapmamız lazım? Şuradaki editörü kullanarak editör nokta put dediğimiz an ne demiştik? Biz share preferences dosyasını sadece primitive tipler için, yani ben buraya gidip de kendi oluşturduğum bir objeyi koyamıyorum. Verdiği metotlar string, integer, boolean, full, float, long ve string set diye metotları var. Benim şu an için koymak istediğim kullanıcının aldığım isim ve meslek bilgileri, yani string ifadeler. Dediğimiz gibi key value şeklinde çalışıyor. Öncelikli olarak bu koyacağınız verinin anahtar değerini yazıyorsunuz. Yani o veriye ulaşırken kullanacağınız sabiti yazıyorsunuz. Sabit dediğimiz an ben şöyle bir yaklaşımda bulunayım. Buraya gelelim, bir tane sabitler diye bir sınıf oluşturalım ve kullanacağım bütün sabitleri burada belirteyim. Çünkü yarın öbür gün değişebilir. Sadece tek bir dosya üzerinden değiştirerek bu sabitleri değiştirmiş olur.
Böylece bir uygulama yaparken o uygulamaya daha nasıl hani profesyonel bir şekilde yaparız onun da fikrini almış olursunuz. Buraya tanımladığımız değerler public olacak. Daha sonra static ve final diyeceğiz bunlara. Çünkü bunlar ne olacak arkadaşlar? Değiştirmeyecek ve string ifadeler. Öncelikli olarak şöyle key isim diyeyim. Ve de buna ne diyelim? Name diyelim. Yani adam bunu yazdığında karşılığında bu olsun. Aynı şekilde şu an için kullanacağım public static final diyorum. String bir ifade. Bu da key meslek olsun. Buna da meslek diyelim. Şu an için bunlar yeterli. Buraya gelelim. PutString benden bir key bekliyor ya ve string bir key bekliyor. Bunu kullanmak için ne yapacağız arkadaşlar? Constant dedikten sonra ya constant'ım neydi benim? Sabitler. Sabitler nokta deyip gördüğünüz gibi ben bunları statik belirlediğim için direkt olarak sabitler sınıfından herhangi bir nesne tanımlamadan yani sabitler s eşittir new sabit demeden s nokta deyince geliyor bakın burada. İlgili değişkenlere burada erişemiyor muyum? K nokta. Gördüğünüz gibi böyle erişiyordum. Ama ben bunları statik tanımladığım için bu sınıftan böyle bir nesne üretmeden kullanabilirim. Sabitler nokta K isim diyorum. Bunun da içinde aslında ne var? Name. Yani oraya ben aslında name yazmış oluyorum. Hatta şöyle isim yapalım bunu. Küçük harflerle. Böyle daha kolay bir kullanım olur. Daha sonra bu isminin karşılığında yazacağım veri nedir benim? Kullanıcıdan aldığım veri olacak. O yüzden buraya şurada tanımladığımız edit text isim nokta get text diyoruz. Ve daha sonra da bunu toString'e çevirmem lazım. Çünkü ben burada string değer saklayacağım. Aynı şekilde editör nokta put string diyelim. Sabitler nokta key meslek. Bu sefer de edit text meslekteki veriyi get text'e alıyoruz. Bildiğiniz gibi get text editable bir geri dönüşü var ama ben string saklamak istediğim için onu string ifadeye dönüştürüyorum. Yine bu veriyi kullanıcıdan almıyoruz ama mesela bir de ID atayalım. ID atmak için mesela buraya gelelim. Önce bir sabitimizi tanımlayalım. Şunu şuradan kopyalıyorum. Yapıştırdım. Bu sefer de bir ID. Hani Emre ismine bir ID yapalım ki unique olsun. Buraya da Kate ID diyelim. Bu da ne olsun? ID olsun. String bir ifade içinde ID var. Buraya geldim. Yine editör nesnemi kullanarak ne yapacağım? Bu değeri buraya koyacağım. Yalnız bunu koyarken bu sefer string olmayacak da put int diyeceğim. Integer bir değer olacak. Key'i string bekliyor. Değer bu sefer gördüğünüz gibi integer oldu. Sabitler nokta key id ve buna id olarak 150 değerini verelim. Bunları dedikten sonra ben ilgili verileri koyacağımı söyledim ve apply deyip buna basıldığında ne olmasını istiyorum? Bir tane toast mesaj verelim. This veriler kaydedildi desin. Ekranda da kısa bir süre gözüksün. Bakalım herhangi bir hatamız var mı? Uygulamam açıldı. Adınız Emre Altunbilek. Meslek mühendis diyelim. Kaydete bastığımda veriler kaydedildi dedi. Acaba kaydedildi mi ve nereye kaydedildi? Bunun cevabını isterseniz bir de şu load section'ını yaptıktan sonra yapalım. Yukarıda yaptıklarımızdan çok da farklı olmayacak. Yani zor bir şey değil. Burada da öncelikle benim ne yapmam lazım? Eğer bir dosya varsa o dosyayı get preference deyip almam lazım ve bunun neyini modunu private olarak seçiyorum.
Bu bana ne yapıyordu? Bir Shell Preferences sınıf nesnesi veriyordu. Eşittir dedim. Bundan gelen değeri bunun içine atamış oldum. Bu sefer şöyle yapalım. Şunu şöyle bir kenara kaydırayım. Dosyayı ele aldıktan sonra bu sefer bu dosyaya veri atmak yerine oradaki verileri okumak istiyorum. Bunun için bunu da yine Shell Preferences nesnesi sayesinde yapacağım. Demin put'ta koyduğum verileri şimdi get'le alacağım. Öncelikli olarak ismi alalım. Buraya yaptım. Şimdi key'imiz neydi? Sabitler nokta key isim. Değil mi? Ve benden bir default value bekliyor. Hani böyle bir şey yoksa bunun karşılığına ne koyayım diye. Şöyle yapalım. Not available denilen bu NA'yı koyalım. Eğer isim değerini bulamazsa. Ve bunu ne yapalım? Bir string ifadeye atayalım. İsim. Aynı şekilde meslek içinde string meslek diyorum. Shell preferences nokta get string deyip değeri alıyorum. Key'imiz yani o değere ulaşmak için kullanacağı anahtar ne? Key meslek. Bunun da yine bulamazsa ne a yazsın. Bir de neyimiz vardı? ID'miz vardı. Bu ID değeri integer'dı. Integer ID eşittir diyelim. Yine aynı şekilde shell preferences nokta get. Bu sefer neyi kullanıyoruz arkadaşlar? Integer'ı. Get int. Key olarak ne vermiştik buna? Sabitler nokta ID. Ve de eğer yoksa da default olarak sıfır değerini atasın. Bu verileri ben bu şekilde dosyadan çektikten sonra bu kullanıcı bu butona tıkladığında ne yapmak istiyorum? İlgili edit tekstlere basacağım. Mesela isim nokta set text deyip şuradaki ismi buraya koyuyorum. Aynı şekilde edit text mesleğe de set text diyerek şuraya aldığım değeri koyuyorum. Ve de ID diye bir şeyimiz vardı. ID ile ilgili herhangi bir şey yaptık mı şu an unuttum açıkçası. Meslek var, kişi adı var. ID'yi koymamışız. Buraya gelelim. Bunu şuradan kopyalayalım. Ne diyelim buraya? Text view ID diyelim. ID yazsın buraya da. Evet. Şimdi bunun tanımını da yukarıda yapalım hızlı bir şekilde. Text view ID. Init'in içinde de bunu tanımlayalım. Edit text ID. Pardon, text view ID. Eşittir find view by ID ile bulalım bunu. Evet. Ve de burada text view. Yalnız bunlar edit text değil de text view olacaktı. Ben bunları karıştırmışım açıkçası. Şöyle bir daha. Text view isim eşittir nokta set text deyip ismi yazıyoruz. Text view meslek deyip dosyadan çektiğimiz değeri yazıyoruz. Yine aynı şekilde text view id deyip set text. Bu sefer de buraya aldığım ID değerini yazıyorum. Yalnız hata alabiliriz diyecektim. Çünkü bu ne bekliyor benden? String bekliyor. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi tekrardan uygulamayı bir açalım. Uygulamayı kapattım. Ama bir önce Emre Altunbilek verisini kaydettiğim için ve bu bir dosyaya kaydolduğu için şu an benim Load butonuna bastığımda aslında bu verileri aşağıda görmem lazım. Eğer herhangi bir hatam yoksa ve gördüm gördüğünüz gibi. Farklı bir şey yazalım. Hasan avukat diyelim buna. Kaydetsin. Veriler kaydedildi. Getir desin. Gördüğünüz gibi en son kaydedilen veriyi buraya getiriyor. Peki bu dosya nerede ve ne şekilde tutuluyor? Bunu yapmak için arkadaşlar şurada Tools kısmında Android'deki Device Monitör'ü açıyoruz. OK dedik.
Bu şekilde benim emülatörümü gösteriyor burada. Şuradaki File Explorer kısmına gidiyorum ve buradaki data klasörünün altında data klasörünü açtığımda benim cihazımda bulunan bütün uygulamaların package'larını görüyorum. Benim uygulamamın adı neydi? Example Emrah Altunbirek Share Preferences örnekti. Bunun altına geliyorum. Ve gördüğünüz gibi burada Share Pref diye bir klasör var. Ve benim oluşturduğum Share Preferences dosyası benim activity level olduğu için ve onu ben main activity'de oluşturduğum için bu şekilde bu dosya burada saklanıyor. Çünkü ben bunu oluştururken herhangi bir isim takmamıştım ve get preferences metodunu kullanmıştım. Bu da şu demek. Bu dosya sadece bu aktiviteye özel bir dosya. Bunun içeriğine bir bakalım. Şunu şöyle bastıktan sonra şurada cihazdan dışarı çıkar. Masa üstüne atalım bunu. Kaydetsin. Masa üstünde bir bakarsak içine. Gördüğünüz gibi map diye bir etiketin altında benim koyduğum bu primitive tipler anahtar value şeklinde böyle saklanmış. Umarım anlaşılmıştır. Bu şekilde biz basit değerlerimizi, basit verilerimizi share preferences dosyamıza saklayabilir. Yine basit bir şekilde bunları alıp ekranda kullanabiliriz. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.